Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 23.2002 Çarşamba gecesi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. İnsan-ı Kamil 33. bölüm 337. sayfa. Ümmül Kitap. Şöyle bir şiir var. Hadi kısaca onu okuyalım da o da girsin. Ümmül Kitap, onun künhü oldu zatında, noktadır ondan olur inşa sıfatında. O hokka gibidir, harf çıkamaz üstüne, vücut yaprağının tertibi yargısında. Nokta konmayan harfler işaret sayılır, kadim sıfata bağlı şeylere zatında. Noktalılar ibarettir olandan yana, şöyle ki arız olmuştur noktalarında. Harfler ki dizildi işte o hal içinde, kelam olur, konuşur sırf mahlukatında. Bilesin ki Ümmül Kitap, zatın künhünden ibarettir. Burada anlatılan mahiyet için bazı yönlerine göre, hakikatlerin mahiyetleri, yani hakikatlerin özellikleri, mahiyetleri denir ki bunlara bir nam, bir vasıf, varlık, yokluk, hak veya halk gibi isimlerin hiçbiri mutlak olarak verilemez. Ümmül Kitap'ta yani. Kitap mutlak varlıktan ibarettir, onda yokluk yoktur. Yani mutlak varlık. Kitap da kendini açmış olmakta. Mahiyetin aslı Ümmül Kitap'tır. Çünkü varlık ona derc edilmiştir. Yani onda açığa çıkmıştır. Tıpkı harflerin şişe içindeki mürekkebe derc edildiği gibi. Bütün harfler bak mürekkebe derc edildiği gibi. O mürekkeple terkiple istediğin harfi meydana getiriyorsun. İşte o harfler yan yana geldiği zaman bir kelime meydana getiriyor. Bu kelimeler ayetler. Cümle de onun tamamı da sureler, suretler yani bütünlenmiş oluyor. O şişe içindeki mürekkebe harflere ait isimlerden hiçbir şeyin ismi verilemez. Ancak zuhura çıktığı zaman mürekkep terkip olduğu yerden çıktığı zaman ve yansıtıcı bir şeyin üzerine noktalandığı zaman, yani kendisini ortaya çıkaracak bir beyaz kağıdın üzerine noktayla başlayıp şekillendirildiği zaman, ki o şekillerde noktalardan meydana geliyor, her noktada bir nefa-i ilahiye, bir varlığın oluşumu, ondan sonra o varlık meydana çıkmış oluyor. İşte Ümmül Kitap dediği bu mürekkep hokkası gibi. Her şeyin anası. O şişe içindeki mürekkebe harflere ait isimlerden hiçbir şeyin ismi verilemez. Mesela diyelim ki at yazdı, tut yazdı, gel yazdı, git yazdı. O mürekkebin içinden çıktı o yazılar. Ama daha evvelce sen o mürekkebe at, tut, yaz, gel, gittir bir şey isim veremezsin diyor. İsmi verilemeyen bu harfler ister noktalı cinsinden olsun isterse noktasız. Harfler genelde iki kısım ya. Bazıları noktalı, bazıları noktasız. İşte noktasız harfler zatına ait, noktalı harfler de zuhuruna aittir demek istiyorum. İsmi verilemeyen bu harfler ister noktalı cinsinden olsun isterse noktasız. Harflerin başka bir açıklaması ayrıca bu vapta gelecektir. İşte mahiyetin künhü de şişe içindeki mürekkeple harflere benzer. Ona varlık veya yokluk ismi verilemez. Çünkü akılla bulunacak gibi değildir. Akılla bilinmeyen bir şeyi hükme bağlamak ise muhaldir. Yani bir şeyi aklından anlayamadığın zaman, aklından anlayamadığın şeyi de bir hükme bağlamak, yani bu budur, bu budur, bu budur, bunun ismi budur, şudur diye muhal böyle bir şey de hiç olmaz diyor. Durum anlatıldığı gibi olunca onun için haktır, halktır, gayrıdır, aynıdır gibi sözler edilemez. Mürekkep okasının içindeki mürekkebe yani. Durumuna göre o
bir mahiyetten ibarettir. Bir mahiyet, yani bir özellikten ibarettir. Tabire sığmaz. Yani tarif edilemez. Mürekkebi tarif edemezsin. Çünkü neyle tarif etsen onun zıttı da var içinde. Zıddıyla tarif etsen diğer zıttı da var içinde. Yani bir şeye hasredemezsin diyor. Ancak bu anlatılan her yönüyle zıttı olan bir durum vardır ki o uluhiyettir. Bir itibara ve bir yüze göre uluhiyet her haliyle eşyanın mahallidir. Varlık südur ettiği mahaldir. Vücut orada akılladır. İsterse akıl hakikatlerin mahiyetinde varlığın olmasını bir kuvve gerektirsin. Tıpkı hurma ağacının tohumda var oluşunu akıl yolu ile bir kuvve kabul ettiği gibi. Hurma ağacının tohumunda var oluşu, akıl yoluyla bunu anlamak mümkün. Yani böyle bir şey düşünebilirsin ama bu da neden? Anlayabiliyorsun tecrübi olduğundan. Tecrübesi olmamış olsa bunu da anlayamaz. Hiç meyvesinin ve ağacının ne olduğunu bilmediğimiz bir tohum önümüze gelmiş olsa bunu değerlendirmemiz mümkün değil. Yani bunun içinde şu tür ağaç var, bu tür ağaç var, mümkün değil. İşte Cenab-ı Hakk'ın öyle değişik zuhurları var ki o hokkanın mürekkebin içerisinden ne çıkacağını bilemiyoruz. Bildiğimiz şeyler çıktığı zaman onu anlayabiliyoruz, tespit ediyoruz. Çünkü fotoğrafı var beynimizde. İlgisi var, bilgisi var. Ama onun dışında şurada hiç görmediğimiz bir süleyet Cenab-ı Hak meydana getirmiş olsa ona diyecek bir şeyimiz yok daha baştan. O da mürekkep okusunun içinde ama o resim edilmediği için bilmiyoruz. Bildiklerimizde, yani görüp tanıdıklarımızda bildiğimiz şeyler. Ancak müşahede durumu ondan gelen varlığı bil kuvve değil, bir fiil ondan çıkarmaktadır. Müşahede durumu, o hurma çekirdeğinin içerisinde hurma ağacı olduğunu bil kuvve olarak biliyoruz. İlim ile biliyoruz. Ama bunun müşahede haline geçmesi için onun ekilmesi, dikilmesi gerekiyor. Yani ferşi dünyaya, yani dünyanın yatağına, yaygınlığına onu ekmek gerekiyor. Nasıl ki işte o mürekkep okkasının içinden çıkarıp da kağıt üstüne yazman, o ekmek oluyor işte. Bir fiili ortaya çıkarmak oluyor. Ondan ya resim yapıyorsun, resim ekilmiş oluyor. Ya isim yazıyorsun, ya fiilin manasını yazıyorsun, şeklini. İşte o tohum oraya ekilmiş ve çıkmış oluyor. Ve de anında çıkmış oluyor. Bakın kün ol diyorsun, bak yazdığın zaman kün meydana çıkmış oluyor. Anında, hiç bekletmeden. Zat-ı ilahi iktizası için böyle. Lakin mutlak icmal o hal üzeredir ki akla şöyle demeyi hükmetmiştir. Varlık hakikatlerin mahiyetinde bil kuvve vardır. Mutlak varlık dediği ümmül kitap ya. Ümmül kitap varlık hakikatlerin mahiyetinde. Mahiyeti de özünde, yani hakikatinde. Bütün bu alemdeki varlıkların mahiyeti aynı. Yani özü, hakikati aynı. O atomlar da aynı değil mi? Bak, bütün varlıktaki atomlar aynı. Atomları bir mahiyet olarak, öz olarak düşünelim. Ama çarpım sayıları, miktarları değişik olduğu zaman değişik varlık ortaya çıkmakta, malzeme ortaya çıkmakta. Varlık hakikatlerin mahiyetinde bil kuvve vardır. Bil fiil değil de bak, bil kuvve vardır. Bir fiil olması için madde sahasında, sahnesinde ortaya çıkması gerekiyor. Yani şuhudun hilafına. Zira şuhud mücmel olan işi mufassal olarak anlatır. Yani mürekkep hokkasının içinde bütün yazılar, harfler, rakamlar toplu olarak olduğu halde ama yazıya döküldüğü zaman, harflere, rakamlara döküldüğü zaman tafsilata geçmiş oluyor. Mufassal olarak ortaya çıkmış oluyor. Bunların hepsini topladığın zaman ne oluyor? Hepsi mücmel, yani cem olmuş oluyor. Ama cem olan şeyin de tafsilatı olmadığından açılması mümkün olmuyor. Tafsilata geçecek ki açılsın. Zira şuhud mücmel olan işi mufassal olarak anlatır. Ya.
şuhut mücmel olan işi mufassal olarak anlatır. Bu şekilde ki bu tafsil icmali üzerine baki kalır. Mufassal olarak anlatır ama gene de bu şekildeki bu tafsilat icmali üzerine kalır. Yani sen ne kadar tafsilatlı da anlatsan neticede o icmaldir yine, yani topludur. Ancak bu zevke bağlı şuhudi bir iştir. Akıl onu bakış yönüyle idrak edemez. Ama anlatılan mahalle vasıl olduktan sonra eşyanın tecellisi de kendisine gelince onu olduğu gibi idrak edip kabullenir. Ama anlatılan mahalle vasıl olduktan sonra, yani idrak sahibi, seyri sülük sahibi, yolcu, yani bu sahalarda at koşturan, beynini yoran, gönlünü yoran, o mahalle vasıl olduktan sonra, yani bu idrake vasıl olduktan sonra eşyanın tecellisi de kendisine gelince, yani eşyanın hakikatini idrak edince ne olduğu gibi idrak edip kabullenir. Bu manaları bir başka yönüyle ele alacağız. Şimdi sen kitap denince bunun mutlak varlık olduğunu bilirsen şu mana sana açılır. Kendisine varlık veya yoklukla bir hüküm verilemeyen emir işte ümmül kitaptır. Bu ümmül kitap ise hakikatlerin mahiyeti şeklinde bir isim alandır. Sanki kitap ondan doğmuştur. Kaldı ki kitap içinde ancak mahiyetin künhüne ait iki yüzden biri vardır. O iki yüzün biri varlık, diğeri de yokluktur. Sanki kitap ondan doğmuştur. Kaldı ki kitap içinde ancak mahiyetin künhüne ait iki yüzden biri vardır. O iki yüzün biri varlık, diğeri de yokluktur. İş bu sebepledir ki anlatılan mahiyet ve varlığa ne de yokluğa dair bir ibare kabul eder. Yani bu mahiyet, yani mürekkep, ne varlığa ne yokluğa ait hiçbir şey kabul etmez diyor. Çünkü onda sayılan bu yüzlerden hangisi olursa olsun, onun daima bir zıttı vardır. Varlık olsa yokluk gelir, yokluk olsa varlık çıkar. Yüce Akın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem inzal buyurduğu kitaba gelince bu mutlak varlıktan ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim dediği kitap mutlak varlık. Bu da hakikatlerin mahiyetinin üstte de anlatıldığı gibi bir yüzüdür. Bu mutlak varlığa karşı bir marifet sahibi olmak ise işte o kitabın ilmidir. Bak, mutlak varlığa marifet kesbedebilmek için, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için irfaniyet lazım. Marifet sahibi olmak lazım. Bu ise kitaptaki ilimdir. Yani kitabın ilmini alırsan ona marifet sahibi olursun. Kitap elinde dursun, içindekini bilmedikten sonra ona irfaniyetin olmaz. Ya, sahip de olamıyorsun. İsterse kapı kitabı altından senin olsun diyor. Bu manada şu ayet-i kerimeleri anlamak yerinde olur. Hangi şey olursa olsun onu imam-ı mübiinde saydık. Ne yaş ne kuru kalmış, hepsi kitab-ı mübine alınmıştır. Bak, İmam-ı Mübin bir de kitab-ı mübin dedi. Birisi efal alemini, birisi esma alemini belirtiyor. Hangi şey olursa olsun onu tam ayrıntılarıyla anlattık kitapta. Şimdi sana ümmül kitap künhün mahiyeti olduğunu anlattık. Kitap ise mutlak varlık, vücut olduğu açıktan belli oldu. Varlık da vücut zaten. Evet, yukarıda anlatılanları sana öğrettik. Şimdi sana daha başka şeyleri öğreteceğiz. Bu kitap üzerine olacaktır. Bilesin ki kitap surelerden A, B ayetlerden, C kelimelerden, D harflerden ibarettir. Önce surelerden başlayıp anlatalım. Sureler zata bağlı suretlerden ibarettir. Bu suretler ise kemal tecellileridir. Surelerin ne olduğu, bak, zata bağlı suretlerden ibarettir. Bu suretler ise kemal tecellileri. Kemal tecellileridir. Her sure için kendisini başka sureden ayıracak bir mana ihtiyacı vardır. Yani her surenin içindeki değişik manalar ayıracak bir manaya ihtiyaç vardır. Tıpkı onun gibi
kemal durumu olan her ilahi suret için bir oluş şekli lazımdır ki o suret diğerlerinden ayırt edilebilsin. Yani gördüğümüz, Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz suret, sure ismini verdiğimiz her şey, zahirde gördüğümüz her varlığın kendine ait özel sureti. Şunun sureti, şunun sureti, şunun sureti. Bunların hepsi birbirinden ayrı özel bir oluşumlar olacaktır ki zuhura çıksın, varlığını ortaya getirsin, koysun. Her sure için kendisini başka sureden ayıracak bir mana ihtiyacı vardır. Tıpkı onun gibi kemal durumu olan her ilahi suret için bir oluş şekli lazımdır ki o suret diğerlerinden ayırt edilebilsin. Onun için külli yevmin hüvfi işi, yani her an başka bir oluşumdur. Her an bir başka suret ortaya getirmekte. Bu kadar tembih kafi. Yani şu arada. Eğer uzatma olmasaydı zata bağlı suretlerden her biri için Yüce Allah'ın kitabındaki surelerden her birine ayrı ayrı tembihler yapardık. Yani mevzu özet olarak veriyorum. Yoksa bu suretler bahsine girdiğimiz bütün Kur'an-ı Kerim'in suretlerini buraya almak lazım diyor. Ayetler hakikatlerin bir araya gelmişinden ibarettir. Hakikatlerin bir araya gelmişinden yahut gelişinden ibarettir. Her ayet belli manada oluşu yönü ile ilahi bir cem haline delalet eder. Her ayet belli manada oluşu yönüyle ilahi bir cem haline delalet eder. İş bu ilahi cem okunan ayetin mefhumundan öğrenilir. Bak, ilahi toplam, ayeti okuduğun zaman ondaki manadan bunu anlarsın diyor. Yani hangi ayeti okumuşsan o ayetin ilahi bilgisi içinde topludur diyor. Tıpkı bunun gibi Celal ve Cemal isimlerinden her isim içinde bir cem lazımdır. Yani Cemal ismi içinde bir cem, Celal ismi içinde bir cem. Yani Cemal isminin tecellileri nerelerde, 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 kapsamına neleri alıyor? Bunların hepsi bir cem. Celal ismi neleri kapsamına alıyor? Bunları da toplarsan yine bir cem olur. Lazımdır. Ki ilahi tecelli o isim yönünden bu cem içinde olur. Ve ayet bir cemden ibarettir. Çünkü o çeşitli kelimelerden meydana gelen bir ibare olmuştur. Tabi harfler toplamı, kelimeler cemi, harfler cemi. Bir ayette diyelim 7-8 tane, 10 tane kelime var. Her kelimede 3-5 tane harf var. Değil mi? Hep bunlar cem. İşte onları serpiştir. Şimdi bir ayeti alalım. Kul huvallahu ahad. Evvela kelimelerini ayıralım. Sonra harflerini ayıralım, karışık bir yere dizelim öylece. Hani eskiden matbaacılar harf basıyorlar diye bir sürü harf. Al bir avuç harf. Onları karıştır böyle. Kul vallahu ahad'ı nerede bulacaksın? Kaçta kaç hesabını yapacaksın da ne kadar uğraşacaksın? Ha, o kadar harfin içinde tekrar onu oluşturacaksın. İşte biz Kur'an-ı Kerim'i okurken o hale getiriyoruz. Okuyoruz derken karıştırıyoruz harfleri birbirine. Manalar karma karışık oluyor. Bir daha da çıkaramıyoruz içerisinde. İşte okurken onu karıştırmamak gerekiyor. Ki sonra çözmeye uğraşmayasın. Cem burada çeşitli eşyanın şuhududur. Hakka bağlı ilahi bir göze göre. Sıra geldi kelimelere. Bu gözle görülen mahlukatın hakikatlerinden ibarettir. Bu şehadet aleminde taayyün eden demek istiyorum. Kelimeler, yani şehadet aleminde bu gözle görülen mahlukatın hakikatlerinden ibarettir. Yani her kelime bir mahlukun ismi, bir varlığını ortaya getiriyor. Ama şehadet aleminde taayyün eden demek istiyorum. Nasıl tarif etmişler bak. Her bir kelime ifade ettiği mananın o surette taayyününden başka bir şey değildir diyor bak. Her bir kelime, isim, kelime, isim zaten bunlar. Kelimelerin hepsi birer isim. Bir de fiil kelimeler var ayrı. Her bir kelime ifade ettiği mananın o surette zuhurundan başka bir şey değildir. Masa dediğimiz zaman masa bir kelime. Ama kelime ile masa birbirinden ayrı şey değil. Biz bunları ayrı şey zannediyoruz. İşte kelime
her bir kelime, masa kelimesi ifade ettiği mananın, yani masa, masa bir mana. İskemle, soba, ütü, bilmem ne işte, radyo, kalem, bunların hepsi birer kelime. Ama bu kelimelerin gaye kelime değil. Biz kelimeyi gaye edinmişiz. Kelimenin özüne kelime, kalem dediğimiz zaman bunu anlamamız lazım. Kelimeyi ortadan kaldırıp bunu görmemiz lazım. Allah lafzını söylediğimiz zaman, peygamber lafzını, insan lafzını söylediğimiz zaman hep kelimede kalıyoruz. Kelimeler, isimler bize perde oluyor. Tabii ki o ifade ettiği mananın o şekildeki sureti o. Elbisesi yani bu kalem, şu gördüğümüz kalem kelimesinin ve manasının giydirilmiş hali, elbisesi. Tam tersi olması lazım. Bunun suretinden kelimesini, yani ismini içine sokmamız lazımdı. Yani aslını öyle görüp kelime manasını içinde düşünmemiz gerekmekte. Ama biz kelimeyi düşünüp bunu kelimenin içine sokuyoruz. Yani esas varlığı kelimenin içine sokuyoruz. Kelime önde, varlık arkada kalmış oluyor. Bu sefer kelime, yani isim sıfatına perde olmuş oluyor. Öyle diyor ya işte, fiiller isimlerine, isimler sıfatlarına, sıfatlar da zatına perdedir diyor. Hani o İstanbul'da okumuştuk, hani Gavsul Azam'ın ne kadar güzel ifadesi var. Kim ki bunların, bak, şeytanıdır diyor ya bunlar, bak ariflerin bile şeytanıdır diyor yani. Alimlerin şeytanıdır. Muhakkikinin ne, yani esma alemi de onların şeytanıdır diyor. Zaten çeşitli insanlarda diyelim ki kalemin ismi değişik. De değişik tabii. Tabii. O halde hangisi? Hangisi asıl hiç olan? Hiçbirisi. Asıl olan kendisi. Kendisi işte. Harfler. Noktalı olanlar ilmi ilahideki ayağını sabit eden ibarettir. Noktasız olanlar da iki çeşittir. Birinci çeşit noktasız bir harftir. Diğer harflerin bununla bağlantısı vardır. Ama onun diğer harflerle bir bağlantısı yoktur. Bu harfler 5 tanedir. Elif, dal, rı, vav, lam, lamedir. 5. Bu 5 harf kemal iktizalarına işarettir ki onlarda 5 tanedir. 1. Zat, hayat, ilim, kudret, irade. Yani 5 harfin karşılığı. Elif, dal, rı, vav, lam. Zat, hayat, ilim, kudret, irade. Bu son sayılan 5 şeyden ilk 4'ünün varlığına yol ancak zatla açılır. Zat, hayat, ilim, kudret. Yani bunlara zatla yol açılır. Zatın kemal durumu ise ancak o 4'üyle olur. İkinci çeşit. Bunlar da yukarıdaki harflerin dışında kalan noktasız harflerdir. Bunlar da 9'dur. Bu harfler tercümemizde esas aldığımız eserde geçmemiştir. Ancak bu harflerin şunlar olduğu sabittir. Ha, sin, sat, tı, ayn, kaf, lam, mim, he. Bu harflerden her biri için diğer harflerle bağlantı vardır. Kalan harflerin de onunla bağlantısı vardır. Bu 9 harf insanı kamile işarettir. Çünkü o kamil vasfında ilahi olan 5 vasıf ile halka ait 4 vasfın beynini birleştirmiştir. Yani arasını birleştirmiştir. İlahi olan 5 şey yukarıda sayıldı. Halka ait 4 şey ise 4 unsurdur ki halkiyet durumu o 4 vasıftan doğar. Yani toprak, su, ateş, hava. Sonra insanın kamil harfleri sadece kamil ismi noktasızdır. Sebebi onu kendi sureti üzerine halk etmiştir. Ancak şunu da belirtmek icap eder ki mutlak olan ilahi hakikatler mukayyet olan insani hakikatlerden ayrılmıştır. Çünkü insan kendisini icat eden bir mucide dayanır. Aslında icat eden kendisi ise de başkasına dayanması kendisine verilen bir hükümdür.
Bir daha okuyorum. Çünkü insan kendisini icat eden bir mucide dayanır. Aslında icat eden kendisi ise de, yani kendi kendisini icat ediyorsa da, başkasına dayanması kendisine verilen bir hükümdür. Yani hükümdedir bu saadet, başkasına dayanması. İşte anlatılan manaların icabıdır ki, kendisi başka harflerle bağlantı kurdu, başka harflerde onunla bağlantı kurdu. Yani başka harflerle insan bağlantı kurdu, insanla da başka harfler bağlantı kurdu. Yani insan mabeyinci bu alemde. Harflerle de onu anlatmak istiyor. Zahirle batın arasındaki bağlantıyı insanı kamil kurmakta, insan kurmakta. İnsan olmasaydı Allah'ın hakikati, bu alemlerin hakikati ortaya çıkması mümkün değildi. Yani zahirle batın arasında mabeyinci, aracı, yani batını zahire çıkarıcı ayna oldu. İşte anlatılan manaların icabıdır ki kendisi başka harflerle bağlantı kurdu. Başka harfler de onunla bağlantı kurdu. Biz bu harflerin hakikatini ve elif harfinden çıkan, elif harfinin de noktadan meydana geldiğini El-Kehfi ve Rakim fi Şerhi Bismillahirrahmanirrahim adlı eserimizde anlattık. Öğrenmek isteyen sözü geçen esere baksın. Vacib-ül vücud olan hakkın hükmü, her şey ona muhtaç olduğu halde, o hiçbir şeye muhtaç olmadan zatıyla kaim olduğu gibi bu kitapta yazılan noktasız harflerde aynı manaya işarettir. Bak, noktalı ve noktasız harfler. Ayn mesela noktasız, gayn noktalı. Bak, gayn aynla döndüğü zaman sen ayn olursun diyor yani. Gaynından nokta kalktığı zaman sen ayn olursun. Ayni olursun. Yani müşahedehli olursun. Yani o olursun diyor. Gayn oradaki nokta işte bizim yıldız noktamız, necmimiz. Onu oradan kaldırmadıkça hakikatimize ulaşmamız mümkün değil. Şöyle ki bütün harflerin onlarla bağlantısı vardır ama onların hiçbir harfle bağlantısı yoktur. Daha önce de sayıldığı gibi bu harfler elif, dal, ra, vav, lam eliftir. Elif, dal, rı, vav, la, bunlar müstakil yazılıyor cümle içerisinde, yani bağlantıları yok. Bunların her birine kalan harflerin bağlantısı vardır. Ama bunlardan hiçbir harfin diğer harflerle bağlantısı yoktur. Bilhassa lam elif iki harftir denemez. Bu manada açık bir hadis-i şerif vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lam elif tek harftir. Ama ayrı ayrı kullandığı zaman lam ayrı, elif ayrı. Ama birlikte kullandığı zaman lam elif bir harftir. Yukarıda anlatılanları da nazara alarak bilesin ki harfler kelimeler değildir. Çünkü ayan-ı sabitte kün ol kelimesi kapsamı altına girmez. Yani harfler kelimeler değildir. Yani müstakil bir mana ifade etmezler diyor. Her bir harf ancak kendi mahalli manasını ifade etmekte. Bir isim olamamakta. O yüzden de kelime kapsamı altına girmiyor. Ancak aynı bir icat zamanında ayan-ı sabitenin durumuna gelince o kelimenin çok yükseğindedir. Böyle olunca onun ilmi taayyünde tekvin ismi kendisine dahil olamaz. Taayyünde, yani bu alemlerde muayyen, tayin edilmiş alemde tekvin, yani olma ismi kendisine dahil olamaz. Çünkü ayan-ı sabite haktır, halk değildir. Yani o kelimeler ayan-ı sabitededir diyor. Ayan-ı sabite de haktır, halk değildir. Halk, kün, ol kelimesi kapsamına giren şeylerden ibarettir. Bak ne güzel ifade etmiş. Kün dediğin zaman orada halkiyet başlıyor. Ha, ondan evvel ayan-ı sabite, hani ne diyor? Ayan-ı sabite vücut kokusu almış değildir demişler. Bak, ayan-ı sabite, sabit ayanlar, yani sabit ilahi programda bulunan şeyler, Allah'ın ilmi ilahisinde olduğu için, daha ilim de Allah'ın zatından olduğu için kendi bünyesinde olduğundan zuhur mahalli değil. Yani mahluk ismini alamıyor, almıyor.
Ne zamanki kün ol emriyle faaliyet sahasına, yani tafsile geçiyor, varlık tekvin, mükevvenat haline geliyor, işte o zaman ol emriyle halk, hak ismi, araya bir lam gelmek suretiyle, alem, alemin lamı gelmek suretiyle halkiyet başlamış oluyor. İşte aslı hak ama biz isimde kaldığımız için halktaki isme bakıyoruz. Halkın ifade ettiği hak manasına ulaşamıyoruz. Bak, o isim bize perde olmuş oluyor. Ancak hükmî bir girişle hadise katılmıştır. Bu da o hadis şeylerin, yani sonradan olan şeylerin durumları itibariyle ihtiyaçları içindir. Az yukarıdan alıyorum. Böyle olunca anlatılan vasfa göre ayağını sabite sonradan yaratılan bir hadis olmamıştır. Yani hadis demek sonradan meydana gelen şey. Ayağını sabite ilmi ilahide Allah'ın kendi varlığında olduğu için hadis değildir. Hadis olması için, yani sonradan meydana gelmesi için kün emrini almış olması lazım. Yani künden sonra oluşanlar hadis, ondan evvelkiler mutlak vardır. Ancak hükmî bir girişle hadise katılmıştır. Bu da o hadis şeylerin durumları itibariyle ihtiyaçları içindir. Bu ihtiyaç ise hadis varlığın kendi özünde kadim zata dayanmasından gelen bir ihtiyaçtır. Bunun beyanı bu kitapta daha önce de geçti. Şu manaya dikkat et. Harfler diye tabir ettiğimizi ayağın mevcude, bir bakıma ayağın sabite ilmi, ilme bağlı aleme katılmıştır. Harfler diye tabir ettiğimizi ayağını mevcude, yani harfler ayağını mevcude, mevcut ayanlar. Bir bakıma ayağını sabite ilme bağlı aleme katılmıştır. Yani ayağını sabite ilim alemindedir, oraya katılmıştır. Ama ayağını mevcude zuhura çıkmış ayanlar. Bu ilim ise alime katılmıştır. Yani ayan mevcude ilmi alime katılmıştır. Bu ikinci itibara, yani ilmin alime katılmasına itibar edilince ayan-ı sabite veya ayan-ı mevcude kadimdir. Yani ayan-ı mevcude mevcut ayanlar diye de baksan ama özü itibariyle yine kadimdir. Ayan-ı sabite hükmüyle bakarsan onlara. Nitekim bunun ayrıntılı yönü kıdem bölümünde de geçti. Buraya kadar anlatılanlardan öğrendin ki kitap harfleri, ayetleri ve sureleri toplamıştır. Sureler Allah'ın suretleri, ayetler Allah'ın işaretleri, harfler de ayağın sabite olduğunu söyledin. Haliyle bunların hakikatlerine dair yaptığımız işaret üzere şunu da bil ki levh kelimesinden, levh-i mahfuz, yani levha kelimesinden vücutta tayin edilen bir gerçekten ibarettir. Haliyle bunun böyle oluşu hükmî bir tertip üzeredir. Hadde hesaba gelmeyen ilahi iktizaya göre değil. Zira böyle sayıya gelmeyen şeyler levhte bulunmaz. Bu bulunmayan şeyler tecelliyat ehlinin, cennet ehlinin, cehennem ehlinin ayrıntılı halleridir. Ama bunlar kitapta bulunur. Çünkü kitap küllidir, umumidir ve cüz'idir ve özeldir. Yani kitap, yani hem külli hem umumi, hem cüz'i hem özel. İnşallah bunların da ayrıca beyan yeri gelecektir. Allah hak söyler, bu yola hidayeti nasip eder. 34. bölüm Kur'an.